Hah, gel. Hasan abla diyeceğim ya. Beyefendiyi tanıyor musun? Yok, yeni tanıştık. Doktorumuz. Ha. Ne yapıyor biliyor musun? Niye diye bilmiyorum. Dilinden adam tanıyor. Haketten mi diyorsun? Evet. Şimdi. Öyle bir şey varsa. Dilinizden eğer olası bir hastalık varsa, bir problem varsa hepsini tıkır tıkır söylüyor bize. Tamam, ben bu ara çok hastayım, bir söylesin bana. İyi, sen evet. Söyleme o zaman. Tamam, bir şey mi yedin sen az önce? Dilini açmanı isteyeceğim çünkü. Yut, yut çabuk. Elmayı yedirdiniz bana, çok lezzetliydi. Peki, şimdi açarsan dilini, sen de diline şuradan bak. Ya da biz de görelim şöyle. Kız, ayıp olmasın televizyona karşı. Televizyona karşı. Ben de yapacağım biraz sonra, merak etme. Bir çıkar bakalım dilini. Evet, zaten kaç yaşındasınız? 45. 45, evet. Tamam, bir çıkartın. Şimdi normalde şimdi bir şey yediği için normalden fazla kırmızı gibi. Önce dilin rengine bakıyoruz. Normalde dilimiz pembe olması gerekiyor. Hasan Hanım, isminiz neydi? Ben şey yapmıştım. Hasan Bey değildi. Gönül Hanım, Gönül Hanım. Evet. Kocası ona Hasan diyormuş da ben evet, de tamam. Kocasını bozmayayım dedim. Hasan oldu. Evet. Gönül Hanım'ın? Kırmızı. Bu şu anlama geliyor. Vücutta bir ateş var, bir sıcaklık artışı var. Siz devamlı olarak sıcak yiyecekler yiyorsunuz demektir. Sıcak yiyecek derken sıcak içecekler, işte et, baharat ve diğer vücutta hararet oluşturan bütün şeyler. Yani vücut devamlı çok olarak... Çok çay mı içiyor acaba sıcak çay? Çay ve diğerleri. Bu sizi çay uyarıyor vücut. Evet. Diyor ki işte beni çok ısıtıyorsun. Çok normal şartlarda sıkıntı yok ama devamlı aynı şeyi yapıyorsanız bir süre sonra sıcaklığın beraberinde inflamasyon dediğimiz başka problemler. Yanmalar başlıyor, evet, yani. Evet, yanmalar. İnflamasyon dediğiniz şey yanma. Evet. Dilinize baktınız. Diliniz fazla mı kızarık? Çayı çok içiyorsunuz ya da sıcak şeyleri çok fazla yiyorsunuz demek. Peki kızarıklığın dışında? Kızarıklığın dışında bir bakalım. Biraz sarı ve benekli bir şey var. Arkadaş, dilin üstündeki tabaka normalde beyaz olmasını bekliyoruz eğer bir tabaka varsa. Ama bu tabaka örneğin sizde de sarı. Bu biz elma yedik ya. Biz elma yedik ondan öyle. O elma sırrı yapmaz. Şöyle düşünün, şuradan aşağı kadar herhangi bir yerde bir inflamasyon, bir yangı veya bir iltihap olabilir. Eyvah eyvah. Mikroplu mikropsuz fark etmez. Ve bunun uzun vadeli olduğunu söyler. Ne yapacağız peki biz? Mesela dilin üzerinde benim gibi beyaz olan mı? Sizin beyaz değil, sarıya kaçıyor. Bir de benek sizin üstünde. Bu da sizin alerji olduğunu, sizde bir alerji olduğunu zaten daha önce de söylemiştim. Diş izi var. Zaten her şeyi anlattı benimle ilgili. Diş izleri yanlarda bu karaciğerle ilgili çok fazla karaciğerin zorladığınızı gösteriyor. Hanımefendinin dili biraz daha sizden sağlıklı. Siz biraz daha... Hadi yırttım. Yırttım. Evet, genel olarak. O da dişlerinizi sıktığınızı peki, ifade ediyor. Bu arada Twitter bu konuda bizim kurtarıcımız biliyorsunuz. Yorumlamasını istiyorsanız hep doğum tarihi ve astrolog bakacak değiliz ya. Evet. Dilinizin resmini çekin gönderin. Hocam da buradan yorumlasın. En doğrusu öyle. Tam bayağı böyle açın ağzınızı, dilinizin fotoğrafını çekin gönderin bana. Twitter'dan buradan çok kolay yorum alabiliriz. Peki başka? Başka özellikle dilin üzerinde çok fazla yarıklar oluyor. Bu da şuralarda. İçinde evet yarıklar oluyor. Orada ben bir tane slaytım vardı. Orada da çok güzel ya da muhtemelen. Bende yok herhalde. Sizde yok. Sizde yok. Ama ben onu tahmin ediyorum. Şurası yarık yarık oluyor evet. Böyle. Bu birazcık alerjiyi gösterse de çok doğuştan çok eski bir alerji de olabilir. Bazı şeyleri düzeltemeyebilirsiniz dilinizde. Hmm. Bağışıklık sistemin çok agresif, saldırgan olduğunu gösteriyor. Özellikle iç organlarla ilgili. Onu tabii dikkat ediyorsunuz yediklerinize ama birazcık da artık o DNA'sına işlemiştir vücudun. Bazı şeyleri de değiştiremezsiniz. Ama örnek verin sizdeki gibi, örneğin siz benim hastam olsaydınız, muhtemelen boyun veya sırt ağrınız olsaydı size birazcık karaciğerinizi dillendirmenizi isterdim. Yani biraz, hiç ağrım ağrım yok şükür. Yok, evet. Ama bir potansiyel taşıyorsunuz veya başka bir şekilde. Olabilir. Yani boyun ağrınız, sırt ağrınız olur ama bunun beraberinde olmaz. Kaşıntılarınız olur, döküntüleriniz olur, o olur. Bak, bunun beraberinde şimdi migreniniz olabilir, göz ağrısı, baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Değişik şekillerde herkesin zayıf noktası farklıdır. Ona göre herkes de farklı şekillerde kendini gösterir. Peki, ama bu karaciğer yetmezliği değildir veya karaciğiniz büyük bir hastalık vardır değildir. O sadece bir
iyi çalışmadığını veya sizin yaşam şeklinizden hoşlanmadığını ifade etme şeklidir. Ama bunu 20-30 yıl yaptığınızda karşınızda belki ilk problem karaciğer problemi olarak gelecek. Allah korusun ama gelmek istiyorsun. Peki gel. Çok teşekkür ediyorum. Peki, yanmasın. Sizi fasulye yanmasın. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi siz de Çin dilinizi madem bir görelim. Evet, yine şey yok. Yanlarda yine dilin rengi fena değil. Çok kırmızı biraz değil. Biraz açık bırakır mısınız? Evet. Öyle kalsın. Evet, yanlarda hafif bir diş izi var ama çok kötü değil hanımefendinin. Dilin altını görebilir miyim? Dilin altı kötü. Bakın bir dilin altını gösterse biraz daha altında bakın damarlama ve pütür. Dişte sorun varmış. Hayır, dilin altında damarlanma fazla. Dilin altı Çin tıbbına göre sıvı dengesiyle ilgili. Takma dişler çıkıyor tamam. Sıvı dengesiyle ve böbrek mesaneyle ilgili. Niye gülüyorsunuz? Ne oldu? Sizde yok mu? Bizde de olacak bir süre sonra. Yani. Evet. Sizin biraz burayla ilgili bir probleminiz var daha çok. Ama genel olarak diğer kısımlar iyi. Yaş kaç? 65. Korkma canım söyle ne olacak? 85 yaşındaydı dün bak maşallah. Yok hiç konuğum. Şükür. Evet, peki çok güzel. Neye bakıyorsunuz dilde? Ortasındaki beyazlığa, dilin rengi, kızarıklığına. Tabii kızarıklığına, çatlaklara, yanlarındaki diş izine, işte dilin altındaki damarlanmaya, üzerinde granülasyon olup olmamasına. Peki bunların hangileri varsa neye dalalet bize bir anlatın. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum bir tanem. Şimdi düşme sakın. Biz geçen sefer yapmıştık ya şu aynayla. Kamera bana doğru gelirse siz benim dilim üzerinden gösterin lütfen. Evet. Mesela neye bakacağız? Evde kendimiz seyrediyoruz. Aynayı aldık elimize. Evet. Önce şey yapalım. Önce dilin ucuna bakalım. Evet, dilin ucunu baktığınızda bu sizin emosyonel durumunuzu gösteriyor. Ne durumu gösteriyor? Emosyonel yani psikolojik, psikosomatik, uyku düzeniniz, içinizde kafanızda bir şey takılmış mı takılmamış mı bu önemli. Neye bakıyoruz burada? Orada kırmızı mı? Bazen lamba gibi parlar orası. Sizin alarm gibi sizin orada bir sıkıntı olduğunu gösterir. Var mı peki? Evet sizde var zaten. Eyvah. Burada daha fazla. Şimdi neden bu ben insanlara şöyle diyorum. Siz şu an gerginsiniz diyorum veya iyi uyumuyorsunuz veya bir şey kafanızda takılmıştı diyoruz. Bu nedenle şey yapmanız lazım diye söylüyoruz. Biraz daha kendinizi sakinleştirin, nefes egzersizleri yapın. Ve insanlarla ilişkilerinizde hani bazı şeyleri yanlış da anlayabilirsiniz diyoruz. Eğer yani, dilin ucu kırmızıysa. Kırmızıysa biraz gergin olduğunuzu, uykunuz kalitesinin kötü olduğunu hatta özellikle bayansa veya yaşı uygunsa menopozda olabileceğini de gösterebilir. Ama bu hani %100 böyle olacak bir şey değil ama özellikle gevşemeyle ve uyku kalitesini çok iyi gösteren bir noktadır. Şimdi bir de dilin altına bakıyorsunuz. Evet, dilin altına. Burada neye bakıyorsunuz? Burası dilin kökü olarak mesane, böbrek ve bu pelvis dediğimiz alt batındaki ödemle ilgili bakıyoruz. Neye göreceğiz bunu? Orada damarlanma çok bariz oluyor. İşte sizde de bakın pürtüklü oluyor. Hı-hı. Böyle küçük sivilceler varmış gibi görünüyor. Yan kenarları kırmızı olabiliyor. Bu durumda özellikle zaten toplumda beslenme sorunu var. Çok fazla şeker veya tuz tükettiğinizde vücut bunu böbrekler bunu tutmak zorunda kalıyor veya arındıramıyor. O yüzden vücutta ödem oluyor. O da o açıdan önemli. O yüzden bir göstergem. Peki burada bende yok mesela o kadar ama mor damarlar görünüyor sende. Evet, evet. Biraz o tarafa doğru gitseniz şu tam klibinin geldiği yere denk geldi. Evet. Evet, mor damarlar işte asıl ödemi gösteriyor işte. Asıl o vücutta o bölgede çok fazla sıvı biriktiğini gösteren bir gösterge.